Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı Ramazanlar. Biliyorsunuz küçük balkonda kalonşeler bakmaya başladım. Çiçekleri geçti ve çiçeklerini budadım. Hem budadığım yerden yavruları göreceksiniz. Bakın, derin budama yaptım arkadaşlar. Dipten iyice kestim çiçekleri. Kızlarımın kirli olduğuna bakmayın. Biliyorsunuz çok böyle kum fırtınası geldi, yağmur yağdı derken kızlar kirlendi. Aslında saksılarını yeni değiştirdim. Yani pazardan almıştım. 3 liraya, 5 liraya almıştım. Yeni değiştirmiştim. Bu saksıya da yeni yeni adapte oldular. Ama balkonda hiç yer kalmadı arkadaşlar. Onları bir araya toplamak zorundayım mecburen. Çünkü gerçekten bunlar hem yer kaplıyor. Tamam, burada güzel büyüyeceklerdi. Ama hem yer kaplıyorlar, hem toprağım yok. Şimdi hem toprağımı alacağım, hem de yeni saksılar aldım şok marketten. Bunlar 9,90'dı arkadaşlar, 10 liraydı. Beyaz saksı istiyordum zaten, o dönem elimde saksı yoktu. Bunlara beraber toplamaya çalışacağım. En azından 2 saksı yapacağım, bir yer açacağım kendime. Her yer doldu arkadaşlar, ne yapacağım bilmiyorum. İnanın çok umutsuz bir durumdayım şu anda. Bana çiçek al çiçek al diyen arkadaşlar pazardan, lütfen beni iyice gaza getirmeyin. Şimdi bunun toprağını alacağım önce. Bir çiçeklerimi çıkarayım önce. Şöyle. Hepsini derin budama yaptım arkadaşlar. Bakın yavrular da gelmiş. Hatta buradakini bile daha derin bile kesilebilirdi. Ama zaten çok küçük fideleri almıştım bunları. Koyayım yavaşça. Yeni yeni toprağına alıştılar. Yeni yeni kök verdiler. Ama merak etmeyin, kalonşeler sukulent ailesinden, hiçbir şekilde zorlanmayacaklar. Yine adapte olacaklar ve en azından daha güzel bakacağım. İlaçlıyorum arkadaşlar çok düzenli. Kalonşeler evet çok güzel, fakat çok ciddi bir bitlenme problemleri var. Bu yüzden de sürekli her ay düzenli olarak ilaç yapıyorum. Öncelikle ilacın markası önemli değil. Hep bundan bahsediyorum. İçeriği önemli. Zira ilaç satan bir yere gidin ve sorun arkadaşlar. Unlu bit için, mantar için, hepsi için ayrı ilaçlar var. Sorun ve alın. Dozu çok önemli. Onlar dozunu bilirler. Uzman olan onlar. O yüzden dozunu önemseyin ve öyle uygulayın. Her ay düzenli yapıyorum ben. Bütün sukulent kaktüslerime, özellikle şimdi tam bahar dönemi ve çok önemli, daha önemli. Bahar, yaz çok riskli dönemler arkadaşlar. Bitkilerimiz hastalanabiliyor. Çünkü bütün bakteriler, bu bitler vesaire, tırtıllar derken hepsi böyle baharda bizle beraber coşuyorlar. Bu toprağım güzeldi arkadaşlar. Bahçe toprağıyla karıştırmıştım. Solucan gübresi, bakın lav kırıkları var, perlit var, her şey var. Toprağım yeni zaten, şu an biraz nemli sadece, daha iyi hatta kalonşeler için. Çünkü yağmurda kalmışlardı. Şöyle bir alta koyduğum straforları alayım. Bayağı da toprağım oldu bir saksıdan. İnanın atölyeden buraya getirirken kendisi zaten çok ağır bir galvaniz. Çok uzun yıllardır benimle beraber ve çok seviyorum onu. Ona bazı özel türlerimi dikmek istiyorum. Bu saksıyı almak istiyordum. Aslında bir transfer işlemi yapıyorum şu anda. Yine kabım yok. Beyaz saksı daha yakışacak. Hem de sohbet edelim. Keşke cevap verme şansınız olsa. Ya Cene Sercim, şundan konuşalım. Keşke sohbet etme şansımız olsa. Bazen o kadar ihtiyaç duyuyorum ki. Ben çalışırken arkadaşlar çok sessiz ortamda çalışıyorum. Tabii müzik vesaire dinliyorum ama bir yere kadar dinliyorsunuz. Çok sessiz ortamda çalıştığım için böyle biriyle konuşma ihtiyacı duyuyor insan herhalde. Böyle negatif olaylar değil de daha pozitif olaylar. O yüzden sizinle konuşmak isterdim. Şu kökleri yine temizleyeceğim arkadaşlar. Çok yıpratmayacağım çünkü yeni yeni köklendiler. Şöyle alt yaprakları keseceğim, koparmayacağım. Çünkü koparıp diplerine zarar vermeyeceğim. Zaten o diplerden de bakın, hatta yaprak altlarından da çok güzel yavru veriyor. Renklerini videolardan hatırlayacağım artık, çünkü hiç hatırlamıyorum şu anda hangisi hangi renkte. Hala çiçekli olanlar var. Küçük balkon turu yapacağım size inşallah yarın ya da bir güne. O zaman orada göreceğiz zaten çiçekli olanları. Ama bu çiçeksizleri en azından
Şunun kökünü biraz budayacağım arkadaşlar, uzun ve bir hastalık olmasın. Gayet de her gün kontrol ediyorum. Bu kalonşelerin çok ciddi sorunları var hakikaten. Bağışıklık sistemleri çok düşük. Bu yüzden her gün mutlaka bakıyorum bir bit bir şey var mı diye. Salyangozlar çok seviyor. Bitler çok seviyor. Yani kalonşeyi her şey seviyor. Zararlı olan her şeyi seviyor. Bu yüzden de çok önemsiyorum. Bunların hem böylece bu saksı değişiminde bir yıl kalacaklar. Bunun kökü de çok hoşuma gitmedi. Az bir keseyim. Zaten kökleri var. Çok da çabuk kökleniyor. Suda köklendirebilirsiniz. Nemli toprağa dikip köklendirebilirsiniz. Çiçekliyken böyle kocaman kocaman duruyorlardı tabi. Ama çiçeksiz olunca gövdeler açığa çıktı. Şu an daha küçük saksı onlara yetecek. Büyüdükçe yine inşallah ayırmak da nasip olur zaten. Hatta yeni kökler bile vermiş arkadaşlar. Çok tatlı olmuşlar. Coştuklarını görürüz inşallah. Biraz tabii gözüm korktu. Yani bunlarla mücadele edeceksiniz. Eğer bunları alıyorsanız hayatınıza, kalonşeleri alıyorsanız mücadeleyi de alacaksınız. İlaçlayacaksınız. Açık alan seviyorlar. Küçük balkonda 2 saat güneş altındalar. 2-3 saat güneş alıyorlar. Ama hep aydınlık ortamdalar. Bakın arkadaşlar, çiçek saplarını kestiğim yerden nasıl yavrular gelmiş. Coşacak inşallah. Hızlı büyüyen türler. Çiçekleri güzel türler. Seviyorum ben kalonşeleri. Sadece mücadele etmek için hazır olduğumda aldım. Yoksa hani mücadele etmeye hazır değilseniz hiç almayın. Belli olmaz. Belki bu kadar ilaç, bakımla, hani bu kadar özenle bitlendirmem arkadaşlar. Çünkü açık alandalar. Bunlar dış mekan bitkisi. Ama soğuktan da korumamız gerekiyor. Kışın ne yapacağım artık bilmiyorum. Bu kış hafif zirai donlar oldu. Önümüzdeki kış nasıl olacak? Daha mı sert, daha mı kötü geçecek? Hiç bilmiyoruz tabii şu anda. Bakın buradan da yapraklar gelmeye başlamış. Bu çok küçük bir fideydi. Çiçekleri de vardı. Şöyle keseyim arkadaşlar. Aynı zamanda böyle yaprakta bir kötü bir durum gördüğünüzde, mantar olabilir, her şey olabilir. Mutlaka bir o yaprakları kesin ve uzaklaştırın. Diğer bitkilere dokundurtmayın arkadaşlar. Kalonşeler biraz daha böyle temassız yaşarsa daha iyi olur. Hem çabuk hastalık kapıyorlar hem de hastalığı bulaştırabiliyorlar. Bu saksı çok sıkışık oldu demeyin arkadaşlar. Zaten derin bir saksı ve biliyorsunuz bu bitkiler çok küçük. Sanırım böyle torbalarda aldıklarım bunlar. 3 lira olanlar. Şu yaprağı da kesiyorum. Buradan zaten son hallerini de sizlerle paylaşacağım. Koparmamamın nedeni, bakın diplerden yavrular geliyor. Minik minik. Onlara zarar vermek istemiyorum koparırken. Zaten çelikten keserek ve yapraktan çok çabuk çoğalabilen, hakikaten zahmetsiz türler bu anlamda. Yani büyümelerinde bir problem yaşanmıyor. Yine şu tespihi de hadi şuraya dikeyim. Benim de her yerde bir tespih çiçeği var. Şöyle. Mücadeleye hazırım. Güzelce. Su vermeyeceğim. Can suyu vermeyeceğim. Bunlar sukulent. Sadece toprakları nemliydi zaten. O onlara yetecek. Toprakları kuruduğunda sulayacağım. Açık alanda çok tatlı olacaklar. Bayağı da toprağım oldu. Bu saksı da güzel yakıştı arkadaşlar. Beyaz saksı güzel oluyor. Etiket var mı? Yine etiket var. Bu etiketler de hiç çıkmıyor arkadaşlar. Hiç. Çıkarayım. Şok marketin saksıları güzeldi. Hakikaten uygundu. Sonra da çıkartabilirim. Gerçi birazcık alayım. Yıkayınca gidiyor zaten. Bir telle ovuyorum. Isınınca çıkıyor. Problem değil. Saksıyı çok zedelemeyeyim arkadaşlar. Şimdi ben onu atölyede yaparım tekrar. Şöyle toprağımı alayım. Bu toprağım çok güzel. İçinde her şey olması, bitkilerin beslenmesi için yeterli. Her şey var. Kalonşeleri artık o kadar yer kap büyüyünce ne yapacak? Ne yapacağım bilmiyorum. Artık budayıp budayıp konu komşuya vereceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çok böyle devasa büyütmeyeceğim yani. Gerek yok devasa büyütmeye. Çiçeklensinler. Zaten budadıkça coşuyor onlar. Bu ikisini de aynı saksıya alabilirim arkadaşlar.
Allah'ım çok tatlı. Bakın arkadaşlar, bu kızcağım çok güzel büyüdü. Kestiğim her çiçek sapından bir sürü yavru verdi. Şöyle yine kötü gördüğüm yaprakları kesiyorum. Yavrulara zarar vermemek için koparmıyorum. Evet, güzel. Kızlarım bir temiz olsa, Allah aşkına bir şöyle güzel bir temiz yağmur yağmadı. Hep fırtına. Kum fırtınası. Her şey vardı bu sene. Ah, eldivenim takıldı. Şimdi şuradan alayım. Bu saksılar da lazım. Hiç saksı yok ki. Bizim ne toprağımız kalır, ne saksımız kalır. Bize her şey müstahak. Hemen kötü olan yaprakları kesiyorum. En ufak bir hastalık görsem bile kesiyorum ben. En ufak bir şüphe duysam bile kesiyorum. Kesin arkadaşlar, kurtulun. Zaten dibinden çok fazla yavru veriyor. Kestiğiniz yaprağın dibinden de veriyor. Burada olduğu gibi. Bakın Allah'ım çok tatlılar. Daha derinde Ben kalonjeleri böyle devasa büyümüş değil de daha böyle minyatür minyatür seviyorum. Hatta bakın arkadaşlar, şöyle bir çiçek sapını kesmiştim. O bile kök vermeden yavrular vermeye başlamış. Aslında bu bir çiçek sapının üst kısmı, alt kısmıydı yani. Bakın şurada çiçek sapı. Bunu da şöyle dikeyim. Orada emin olun kocaman büyüyecektir o. Şu da çiçek sapını da koymuştum. Bakın bunun da burada yavrular var aslında. Şu çiçek sapını biraz daha keseyim. Bunu da şöyle diktiğimde emin olun büyüyecek zaten oradan. Böylece Allah'a şükür iki saksıya döndük arkadaşlar. Şuradan abisi çeksin. Kirli kızları. Çok şükür iki saksıya döndük. Şimdi ilaçlama yapacağım. Bir sürü ilaçlama videom var arkadaşlar. Videolara tıklayın. Başlıklardan bakın. Markası önemli değil. İlacını fazla bekletmeyin. Hem pompanız zarar görüyor, hem ilaç etkisini kaybedebilir. Şu şekilde her yerini ilaçlıyorum. Geçen ay ilaçlamıştım. Çünkü bu ay ilaçlamamıştım. Toprak saksı dahil. Böylece korunacaklar. Topraklarına alışacaklar, tutunacaklar. Hastalıktan uzak duracaklar. Doğal yöntemler kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bunlar sukulent ailesinden. Bunu unutmayın. Ve sukulent ailesi doğal yöntemleri çok kaldırmıyor. Yani buna sebze suyu verdiğinizde, işte patates suyu, işte soğan suyu vesaire ne veriyorsanız verdiğinizde toprakta o besinler bakteriler üretiyor ve hemen bitkimize bulaşıyor. Diğer bitkileri kastetmiyorum. Diğer bitkilerde uygulanabilir yöntemler var. Ama sukulent ve kaktüs ailesi kesinlikle bu doğal besinleri kabul etmiyor. Onlara organik gübrelerden solucan gübresi, yanlış hayvan gübresi verebilirsiniz. Veya sıvı besin alabilirsiniz. Sıvı besin kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum sıvı besin. Ama pahalı, hem benim bu kadar çiçeğe yetmez arkadaşlar. Yoksa inanın alırdım. Ben de alırdım bir miktar. Sadece begonyalarımı alabilirim. Onların da toprağında zaten yanmış hayvan gübresi ve solucan gübresi var. Sadece bunu kaldırabiliyor. Onun dışında doğal besinleri kaldırmıyor. Bitlerden korumak için Arap sabunu ya da bu tarz, yine bunlarla ilgili de bir sürü videolarım var. Arap sabunu gibi koruyucu özelliği yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde bitleri öldürmüyor. Yani bu ilaçlar, zirai zehirler bile bitleri öldürmüyor, yumurtalarını öldürmüyor. Uzaklaştırıyor. Daha sonra yavaş yavaş ölüyorlar. Bırakın o Arap sabunu hiç öldürmez. O yüzden boşuna uğraşmayın. Yani inanın hepimiz bu yöntemleri çok uzun yıllar denedik. Başarılı olamadık. Bir tek mecburen zirai ilaç arkadaşlar. Bu özellikle kalonşeleri başka türlü kurtaramazsınız. Bitlendiyse eğer kalonşeniz, hemen mesela bitli yaprakları alabiliyorsanız kesin arkadaşlar, alın bitli yaprakları veya mantar olduysa alın o yaprakları, atın, uzaklaştırın. Önce hasta olan dalı kesin. Daha sonra bitleri tek tek temizleyin. Bir kulak çöpüyle, cımbızla mutlaka elinizle temizlemeniz gerekiyor. Elinizle temizleyin ve ondan sonra, hatta yapabiliyorsanız saksıdan çıkarın, bir yıkayın tertemiz.
Daha sonra ilaçlayın. Çünkü orada yumurtalar hala duruyor. Toprağın içinde yumurtalar hala duruyor. Biz onları gözümüzle göremiyoruz. Ve ilaç o yumurtaları öldürmüyor arkadaşlar. 10-15 gün sonra o yumurtalar yavaş yavaş çıkmaya başlıyorlar. Tekrar bit oluşuyor. Yani siz ilaçladım diyorsunuz ama onlar yeni gelenler aslında yumurtalardan çıkan yeni yavrular. Bu yüzden o yavruları da imha edebilmek için tekrar ilaçlamanız gerekiyor. Yani kalonşeniz bittiğinizde 15 gün arayla iki kez ilaçlayın. Ondan sonra düzenli aydan aya ilaçlayın mutlaka. Fakat elle temizlemezseniz yine o bit başka yere sıçrar, başka yere gidebilir, toprağın içine girebilir. Yani bir şekilde kendini, onlar da çünkü yaşama tutunmaya çalıştığı için, beslenmeye çalıştığı için bu bir hayat döngüsü. Onlar da bitkimizde bir yer bulabilir. Bu yüzden mutlaka elle temizlemek de çok önemli arkadaşlar. Bakın tekrar tekrar ilaçladım. İlacımın dozunu bir tık düşük tutuyorum çok ilaçladığım zaman. Siz de bunu yapabilirsiniz veya tam dozunda kullanın. Ayrıca arkadaşlar eski topraklarımla ilgili ne yapıyorum? Yine toprak sterile etme videom var benim. O videoya da bakın. Başlıklardan bakarsanız tüm videoları görürsünüz. Şu tarafa geçeyim. Eski topraklarımı böyle saksıdan çıktı diyelim arkadaşlar. Şunu da boşaltayım. Saksıları yıkama videom var. Ben bu terasta 2 yıldır ne yapıyorsam hepsinin videosu var arkadaşlar. Her detay var. Öncelikle eski topraklarımız bir kovaya leğene bir şeye doldurun. İçinde çürüntüler varsa, kökler, yapraklar varsa onları bir güzelce temizleyin. Bol bol güneş, şimdi daha yeni yeni çıkıyor çok şükür. Bol bol güneşte, hatta tepsiye sererek, şu tepsilerime sererek arkadaşlar güneşlendiriyorum. Kızgın güneşte. Uzun bir süre ne kadar gerekiyorsa güneşlendirin. Güneş imkanınız yoksa da fırınlayabilirsiniz. Ben hiç fırınlamadım. Bir dönem denemiştim sanki, tam hatırlamıyorum ama güneşim oldu hep benim çok şükür. Ve bol bol güneşlendirerek sterilize ettim. Hem güneşten geçen besinlerin de toprağa çok iyi geldiğini biliyorum. Çünkü fırınlarsak birçok iyi bakteri de ölebiliyor toprakta. En güzeli açık alanda, böyle rüzgarlı açık alanda, bol güneşli bir alanda güzelce toprağınızı güneşlendirin. İçerisine yanmış hayvan gübreniz varsa, solucan gübreniz varsa biraz zenginleştirmek adına o besinlerden katın. Başka bir şey katmayın. Yerinize başka malzemeler vardır. Kokopit gibi, perlit gibi. Onları katın. Bir toprak döngüsü değişsin. Daha sonra kullanmadan önce yine tepside olduğunu düşünürsek böyle arkadaşlar ilaçlıyorum topraklarımı. Ve bir müddette, birkaç günde ilaçlayarak tutuyorum. Yine o videomu yorumların başında izleyin arkadaşlar. O şekilde ilaçlıyorum. Daha sonra yine güneşlendiriyorum. Yani içindeki hem güneşten hem de bu ilacımdan dolayı içinde ne bakteri varsa, yani bu bitkilerimden kaldı bu saksı topraklar çünkü. Bunun içerisinde ne gibi bir hastalık varsa bu bitkilerde, hepsi toprağa geçtiği için köklerden. Onları tamamen temizlemiş oluyorum ve bu topraklarımı öyle kullanıyorum. Şu an herhangi bir bakteri ya da hastalık olmadığını bildiğim için çok gönül rahatlığıyla kullandım. Ama en ufak bir rahatsızlık görseydim, en ufak bir mantar ya da bit görseydim kullanmayacaktım ve toprağımı mutlaka steril edecektim. Siz de buna dikkat edin arkadaşlar. İçimizde bir hoş oldu, ikimizin de kameraman arkadaşımız zaten. Şöyle saksılarımı da yine çamaşır suyuyla yıkıyorum. Hastalık olduğunda, hastalık olmadığında hemen dikebiliyorum. Onu o kadar özenemiyorum arkadaşlar ama hastalık olduğunda hemen çamaşır suyuyla yıkıyorum. Dezenfekte ediyorum. Çok önemli. Çünkü hastalık varsa toprağımızda, bu sadece bitkimizde ve toprağımızda değil, aynı zamanda saksıların da içine yerleşiyor. Her şekilde emin olun onlar sığınacak bir yer buluyor. Tamamen yok etmemiz için saksıları da dezenfekte etmemiz gerekiyor. Hatta ben böyle saksılar boşaldı. Hastalık yoktu ama kullanmadan önce yine de şöyle bir detaylı ilaçlıyorum arkadaşlar hepsini. Böyle ilaçlı birkaç gün bekletiyorum. Bunun da toprağını alayım. Bayağı toprağım oldu. Vallahi şanslıyım bugün. Ne toprak var ne hiçbir şey yok arkadaşlar bu aralar. Kalmadı. Çiçek diktik. Bir de sukulent kaktüs toprağım ayrı, diğer begonyalarım vesaire hepsi ayrı biliyorsunuz. Hepsini ayırdık mecburen. Şu şekilde
Aynı şekilde topraklarınızı bu şekilde muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Bir arkadaşımız sormuştu, toprağı nerede saklıyorsunuz diye. Benim zaten hiç toprağım kalmıyor ama olduğunda da eski kovamı dolduruyorum arkadaşlar. Kapağı açık kalıyor. Yani çünkü zaten güneş ve rüzgar alması toprağın çok iyi. Kapağı açık. Ha, çok rüzgar varsa kapatın ya da rüzgar almayan bir yere koyun. Orada bekliyor. Karıştıra karıştıra alıyorum, kullanıyorum. Tekrar o kaba koyuyorum. Yani toprak atılmaz zaten. Ve bu şekilde muhafaza ediyorum topraklarımı. Bugün güzel bir Ramazan sohbeti oldu arkadaşlar. İftara da az kaldı çok şükür. İnşallah hayırlı iftarlar olsun hepimize. Bir herhangi bir sorunuz, merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlar kısmında sorarsanız elimden geldiği kadar bütün yorumlara dönmeye çalışıyorum dostlar. Hepinize sevgiler.